Evet, artık onlarla yüz yüze tanışma zamanı. Bakalım ilk hangi gelin ve damat adayı geliyor? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buradan geleyim mi? Tabii tabii, direkt tamam. Böyle alabilirim. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş. Şimdi hep onlar size sordu ya. Evet. Var mı içinizde kalan bir şey? Siz söyleyin onlara yüz yüzeyken. Seni ben öpmek istiyorum. Ben senin ağlamana falan sebep olmak istemiyorum. Gerçekten lütfen. Tamam mı? Bak, ben senin ağlamanı istemiyorum. Çok güzel bir kalbin var. Ekrandan gördüm. Yavru, yahu yapma. Mikrofon verelim lütfen. Hemen. Ay, çok heyecanlandım. Bak, ben kıyamam. Ben buradaki seni ağlamasını istemiyorum. Ve Ceyda da ağlasın diye bir şeyler yapmıyorum. İnan ki saldırı geldiğini saldırır. Çok güzelsiniz gerçekten, çok güzel yani. Yavrum, ben sana ağlama diyorum, sen güzelsin güzelsin diyorsun. Ben ne diyorum ya? Tamam mı? Ağlamanı istemiyorum lütfen. Tamam. Çok tatlısın. Lütfen, kalbin çok güzel. Mutlu olmayı sen de hak ediyorsun. Tamam, tamam mı? Hadi öpüyorum seni. Teşekkür ederim. Var mı söyleyeceğiniz başka bir şey? Ekrandakinden daha güzelmişsin. Teşekkür ederim. Çok zarifsin. Çok güzel. Yani ilk defa böyle gördüm. Yani ekrandan seyrettiğim gibi değilsin. İnanılmaz zarif ve güzel bir bayansın. Çok teşekkür Allah ederim. Allah şansını bahtını açık etti. Yani bunu yürekten söylüyorum. Bayıldım. Ne güzel. Ben Seda Hanım'a bir şey söylemek istiyorum. Öncelikle geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Benim annem de lenfoma. Biz kemoterapi dönemi oldu. Çok sancılı geçti. Ama şu anda çok iyi. Tek sebebi moral. Yani siz nasıl diyorsunuz ki bugün çok iyi hissediyorum kendimi. O moral motivasyonunuz olduğu sürece hiç problem yok. Onun için hep moralinizi yüksek tutun, çok ne olursunuz. Biz de size... Bütün hastalar için dua edin. Amin. Biz de size azıcık moral verebiliyorsak, oyalıyorsak, evet, kafanızı dağıtabiliyorsak ne mutlu güzel bize. Mikrofon, mikrofon Merve. Merve, sen mehmur musun? Evet. O belli edemedi. Çok duygulandım böyle. O yüzden çok şey yapamadım. Böyle ketum kaldım. O güzel gözlerini belli etti. Aynen. Boşver. Ben özellikle başvururken de şeye demiştim. Hani aslında hiç beklemiyordum. Hatta yazdığımda böyle hayal gibi kapama bir şeydi. Hayal gibi bir şeydi. Ben size yazdım hatta. Hani gelip sizi savunmak istiyorum falan dedi. Hani dedim ki hani Mehtap, dedim kendime çok benzetiyorum dedim. Çünkü karakteriniz bana o kadar yansıtıyor ki, dobranınız, gerçekçi yüzünüz. Hani insan kaybediyorsunuz ama aslında kazanıyorsunuz. Allah'ın da takdirini kazanıyorsunuz. Çünkü en azından her şeyiniz orada. Zaten Murat Bey de o yüzden sizi seviyor. Bana çok şey kazandırdınız. Hani karakterinize hayranım özellikle. İki düzü. Sakinliğiniz, sizin de gerçekçiniz, dürüstünüz. Zaten o yüzden kalbinizi kazandı. Sen buraya kadar gelmişsin. Gel bir sarılalım mı? Hadi o zaman sizi ayağa alalım. Hem uğurlayalım. Hem de ikisi de sizin için geldi. Bakalım mı şimdi hangi çiftimiz geliyor? Evet, gelin ve damat adayımız efendim. Neydi o a? Ney? En büyük aşık iki hafta üst üste. Oh ya. Yeah. Bu yarışmanın en anlamlı ödülünü ben alıyorum. Evet, değil mi? That's good. Kıymetini bil yani Cansel. O anlamda şey etti. Peki neler söyleyeceksiniz? Hep onlar sordu. Onlar da sıra şimdi. Dur. Hadi. Benim soracak bir şeyim. Teşekkür ederim herkese. Sen soracak mısın? Evet, iyi ki geldiniz. Bu peki kadar. Hadi sen sor o zaman. Öncelikle merhaba. Caner, annelerin selamını getirdim ben size. Hepsi gelmek selam çok istedi ama gelemediler. That's okay. Onlar biz de biliyoruz. Biliyoruz evet, biz onları. Ben de bir emreci olarak sizi aşkınızı çok destekliyorum. Çok yakışıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Bir soruları vardı. Ben onları yöneltmek istiyorum. Okay. Bütün sorunlara rağmen bu sorunları halının altına atmak yerine çözmeye çalıştınız. Evet. Mikrofonla ilgilendir lütfen. Ve biz aşkınızın böylelikle daha çok güçlendiğine inanıyoruz. Siz de böyle düşünüyor musunuz? Yeah, yani, of course. Aynen sorunlarla öyle. Ya kesinlikle, zaten sorunları zamanında halletmezsen sonradan bir şekilde daha büyümüş
bir şekilde karşına çıkar. O yüzden o sorun tazeyken halletmek en iyisi. Yani halının altına süpürmek de iş bitmiyor. Yani kar topunu çığ yapmayacaksın. Aynen diyorsun. Öyle. Bizde bir laf vardır. What doesn't kill you makes you stronger. Sizi öldürmeyen şey güçlendirir. Yeah. Ve her tartışma, ne bileyim her şey, her geçen gün, her tartışmamızda bile o beni ve ben onu daha çok tanıyorum. Bu bizi daha çok kenetlendiriyor, kemik oluyoruz. Evet. So, her şeye rağmen eğer burayı atlatırsak inanın bizim yolumuz açık yani. En büyük sınav burası. Peki onlara da çok teşekkür ediyoruz. Gidebilirsiniz. Onlara öpmek, sarılmak isteyen var mı? Diğer çiftimize, gelin ve damat adayımıza hazır mıyız? Bazen çift olarak iniyorlar, bazen birey olarak ama her zaman birer gelin ve damat adayı onlar. Bakalım kimler geliyor? Bu hafta yok mu ödül? Yok. Kıl payı yok. Kıl payı, yani dedikoducuyu kaçırdım. Soracaktım jüriye, bir tane örnek verselerdi. Haftaya mızmız oynayalım. Ben de. Haftaya mızmız olmayacak. Kavgacı olacağım haftaya. Öyle mi? Her hafta bir karakter olacak. Ödüllerin hepsini ben toplayacağım. Ben bir şey sormak istiyorum Tankut'a. Normalde herkesin ilişkilerinde hep yapıcı oluyorsunuz. Kendi ilişkin için neden bir şeyler yapmak istemiyorsun? Bir sürpriz. Yani Deni için neden? Daha ne yapsın? Her gün çiçek de geliyor adam neredeyse. Farklı bir şeyler. Hangi birine bu kadar çiçek verilmiş burada? Vallahi farklı bir şeyler. Çünkü sen de eser gibi bir aşk adamısın. Yani biz öyle tanıttın kendini. Biz öyle doğru tanıyoruz söylüyorsunuz, seni. Çok doğru söylüyorsunuz. Deni biraz daha böyle ağır, alttan oluyor. O yüzden ona bir şey demiyorum ama ben senden bekliyorum. Doğru söylüyorsunuz. Bayanlardan. Vallahi imkanlar ve elimden geldiği doğrultuda yapmaya çalışıyorum bir takım şeyler. Yeni sürprizler olacak mı? Hayat sürprizlerle dolu zaten. Neden olmasın? Evet. O zaman Dani'nin dediği gibi hep gülümseyle kalın. Gülümseyerek kalın. Bir de ben şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Gülümsemeyi unutma diyelim ona. İnanın içimden geldiği zaman ben zaten yansıtıyorum onu. Yani Dani de biliyor. Gidip çiçek aldığım zaman onu içten alarak yapıyorum. Ve bu benim klasik oldu yani. Geliyorum o çiçekleri diziyorum. Ona götürdüğüm zaman haz alıyorum. Onun da hoşuna gidiyor. Bakıyor çiçeklere de. Yani her gün çiçek götürüp Dani o buketi alıp bir yere koyacağına ben haftada bir çiçek götürüyorum. Dani o çiçeğe bakıyor. Evet. Yani biz böyle bir modeliz. Alan memnun, satan memnun. İnşallah güçlenerek devam etsin. Onlara da teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Çok teşekkürler. Seda Hanım, çok teşekkürler. Ben sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sen yeter ki sen.